verilerini, getirilerini görmeden ben Cumhur İttifakı'nın asla böyle bir seçime gideceğini düşünmüyorum. Çok da olası bir baskın seçim, Haziran'da bir baskın seçim resmen Cumhur İttifakı'nın intihar etmesi anlamına gelir. Diğer anlamıyla çünkü ancak bu ekonomik modelin getirilerini Haziran ve yaz dönemi turizm sezonu olarak belirlemiş durumda. Herkes 6 ay sonrasına biraz daha toparlayacağız randevusunu veriyor. Geçtiğimiz günlerde yine sizin programınızda dile getirmiştik. Bu Evet. anlamda bu acı reçetenin halkın altında nasıl etkileyeceğini hepimiz göreceğiz. Gün geçtikçe ve kara bir kış geliyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi. Doğru. Bu kara kışta halk bu ekonomi politikle çok daha fazla etkilenecektir. Bu etkilenme süreci attı ciddi yaralar açacak, travmalar açacak ve aslında bir krizin ötesi bir buhrana doğru giderken Haziran'da bir seçime gitmesini ben çok mümkün görmüyorum. En erken seçime yine 2022 Kasım ya da tarihinde olacağı yönünde bir düşüncem var benim Sayın Can Bey. Sayın Yani şeyde Çalışkaner, Haziran'da bir seçimi kesinlikle öngörmüyorum. öngörmüyorsunuz. Peki, kısa bir müsaade istiyorum hem Sayın Usta hem Sayın Çalışkaner sizden. Zira bir son dakika bilgisi var. Cenap Aşçı efendim az önce Halk TV'ye konuştu. Halk TV Program Müdürü Candan Yıldız'a konuştu. Özetle söylediklerini aktarmak isterim. Çok yıprandığını belirtti. Mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararda da kendi talepleri, istekleri, neden istifa ettiğine dair beyanlar vardı. Cenap Aşçı Halk TV'ye yapmış olduğu özel açıklamalarda şunları söylüyor efendim. Kayyum olarak geldiğimde kurum zaten ekonomik olarak zor durumdaydı ki hala öyle. Ben de 4.000 lira maaş aldım. Çünkü bunu bir vatan görevi olarak kabul ettim. Yani düşük olarak değerlendirdiği 4.000 liralık maaşı vatan görevi olarak kabul ettim. O yüzden kabul ettim diyor. Bizden önceki dönemde alınan krediler yıllık %4 faizle, %24 faizle krediler alınmış. Yanlış yatırımlar yapılmış. Yolsuzluklar, usulsüzlükler nedeniyle kurum zor durumda diyor. Ben Merkez Bankası Başkanı değilim ki para basayım. Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın olduğu dönemde dolar 20 kuruştu. 1 lira 20 kuruştu. Şimdi kaça geldi? Bunların hepsi zarar olarak yazıyor. Kurum zarar ettirilmiş. Çok yıpratıldım. Linç yedim. O nedenle istifa ettim. Görevde olduğum dönemde kuruma gelen 10 kişiden 7'si alacaklıydı. Yani Türk Hava Kurumu bu durumda diyor. Envanterde 9 uçak var. İşte önemli olan kısım. Bu 9 uçağın 3'ü yerden kalkamaz durumda. 4 uçak bakıma muhtaç. İkisine ağır bakım yapılması lazım. Yani aslında uçak yok diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaret ettiği yerde Türk Hava Kurumu. Hatırlayın yangınlar. Merkez Bankası'ndan da TÜİK'ten önce de Türk Hava Kurumu'na gitmiş. Ya bu uçakları biz kaldırırız. Yeter ki bırakın. Yani yatırımı yapalım, meblağ ne gerekiyorsa ayarlayalım demişti. Hala bu uçakların yerde olduğunu, bu konuda CHP'nin önünün açılmadığını daha önce de konuklarımız söylemişlerdi. Cenap Aşçı özetle Halk TV'ye diyor ki uçakların hepsi ağır bakımlık. Bir kısmı ağır bakımlık, bir kısmı için de ciddi yatırım lazım. 4 uçağı ayağa kaldırmak için bir bakım gerekiyor. Üçü ve ikisi için düzelteyim. Ağır bakım lazım, daha çok maliyet lazım diyor. Çok yıpranmış kurumdayız diyor. Ve 10 kişiden 7'si yani Türk Hava Kurumu'na gelen 10 kişiden 7'si alacak için geliyordu. Geldiğimiz dönem böyle %24'lerden faiz oranlarından krediler verilmiş. Merkez Bankası Başkanı değilim ki para basayım. Cenap Aşçı'dan Halk TV'ye özel açıklamalar bu şekilde. Şimdi efendim yeniden dönelim. Sayın Uslu size de sorayım aynı soruyu. Bekliyor musunuz bir erken seçim? Sayın Özdağ'ın açıklamaları şu anda sosyal medyada ister istemez tartışılıyor zira. Yani ben kıymetli meslektaşımın yorumlarına katılıyorum. Kötü bir zamanlama olur. Ama siyaset bazen kötü zamanlamayla da seçim yapabilir mi? Yapabilir. Yani Doğru. şartlar mecbur kaldığında ama yani ben de diyelim ki oturup bir AK Parti veya Cumhur İttifakı açısından düşünüp bir zaman planlaması yapacak olsam kesinlikle Haziran ayını tercih etmem. Gerekçelerini zaten kıymetli Hüseyin Bey açıkladı. Kötü yani çünkü kıştan çıkmışsınız, henüz fiyatlar ucuzlamamış, turizm gelirlerini elde edememişsiniz. Dolayısıyla da o dönem seçmenlerin psikolojisinin ve ekonomilerinin hiç de olumlu olmayacağı bir dönem olacak. Sonbahar daha rasyonel. Ama bu
bazen iktidarların seçime gitmek, yani istemedikleri tarihlerde seçime gitmek zorunda kalabildikleri gerçeğini değiştirmiyor. Eğer yaz ayları için de çok olumlu beklentileriniz yoksa işte hani kışı çıkarır çıkarmaz bu seçimi yapalım şeklinde bir planlama da yapabilirler. Gerçi ben hani iktidarın artık yani sadece bizler, iş adamları vesaireler falan değil, aynı zamanda iktidarın da önünü görmekte zorlandığını düşünüyorum. O yüzden bu kadar uzun vadeli plan yapabileceğini de tahmin etmiyorum. Çünkü onlar da gerçekten bir hafta sonra, bir ay sonra neler yaşanacağını bilemiyorlar. Biraz kendi politikalar nedeniyle, biraz da dünyada da bir dalgalanma var. Yani Amerikan Merkez Bankası ya da İngiltere Merkez Bankası bir açıklama ya da bir karar aldığında bu dönüp bütün dünya ülkelerini etkiliyor. Ki bizimki gibi kırılgan ülkelere daha fazla etkiliyor. O yüzden biz şimdi oturduk, Amerikan Merkez Bankası ne zaman faizleri arttırır, buna karşı İngiltere Merkez Bankası'nın tutumu ne olur, bunları takip etmeye başladık. Yani sanki bizim işimizmiş gibi. Ama şimdi bizi etkiliyor. O yüzden de iktidar önünü göremiyor. Ben bu kadar uzun vadeli bir plan yapabileceğini zannetmiyorum. Onlar da bekleyip göreceklerdir. Uygun zaman arayacaklardır. Ya da uygun zaman hiçbir zaman bulamayıp şeye kadar yani bütün riskleri göze alıp 2023'ün Haziran'ına kadar süreci götürebilirler. Yani illa erken seçim yapacaklar diye bir bence şey yok, koşulda yok. Şimdi vatandaşlarımızdan gelen mesajları da okuyorum bir yandan. OHAL ilanı ile ilgili görüşler soruldu. Sayın Çalışkaner, şimdi Profesör Doktor Özgenç'ten, Erdoğan'ın hukukçusu tırnak içinde böyle söylenir. Çünkü bir yasa çıkacağı zaman, bir kararname çıkacağı zaman önce İzzet Hoca görsün diyerek İzzet Özgenç'in önüne gönderildiği söylenir. O yasayı hazırlayan kişinin. Şimdi OHAL konusunda biliyorsunuz bir açıklamaya imza attı. Toplum olarak hazırlıklı olmalıyız dedi. Bunu da sormak isterim. Bugün de konuşuluyor bu durum. Sonrasında bir özür beyanıyla süreç devam etti elbette. İşte çeşitli tartışmalar maksatlı yorumlara neden olmuştur. Bu yüzden özür diliyorum, herhangi bir yönlendirme amacım yoktur dedi İzzet Özgenç. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da yine yaklaşık 1-1,5 saat kadar önce bir televizyon programına katıldı. Orada dinledik kendisini. OHAL konusunda yok dedi ve yüksek perdeden yalanladı bunu. Saçma sapan çıkışlar olarak değerlendirdi hatta. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gündemi bir miktar bu yönde bir tartışmaya mı itildi ve sonra bir geri adım mı atıldı? Yaşadığımız bu mudur? Buyurun Sayın Çalışkaner. Tamam, ben İzzet Özgenç'in dün yapmış olduğu açıklamayı birazcık nabız yoklaması olarak gördüm diyebilirim. Halkta ciddi bir tepki yaratınca da Sayın Mahmut Uluş'un kalkıp bu çok üst perdeden bunu dile getirmesi çok normal olarak bakıyorum. Zaten bir OHAL beklentisi içerisinde hiçbir zaman değilim. Ekonominin bu kadar kırılgan, bu kadar kriz ve sıkıntılar içerisinde olduğu bir dönemde OHAL ilan edilip, hatta şöyle bir iddia da vardı dün senaryolarda, OHAL ilan edilip miting gösteriler yasaklanıp işte dolar çıkışı yasaklanıp ve benzeri senaryolar ortaya konulup iktidarın bu çerçevede seçime gideceğiyle ilgili bir durum vardı. İktidar böyle bir seçim atmosferi ya da sonucunu zaten dünyaya açıklayamazdı. Bir OHAL ilanı AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın resmen kendi ayağına sıkmasıyla eşdeğer olur. Dünyaya kendini bu kadar kapatması çok normal olmayan bir durum olacaktı. Şimdi ekonomi sadece Sayın Nebati'nin yönetiminde olan bir şey değil. Ekonomi sadece merkez bankaları yönetmez. Ekonomi aynı zamanda demokrasi ister. Ekonomi aynı zamanda hukuk ister. Şimdi tam da bu dönemde ekonominin bu kadar sıkıntılar içinde olduğu bir dönemde siz OHAL ilan edip demokrasiyi ve hukuku eğer rafa kaldırırsanız bu ekonomiyi düzeltmeniz, yatırımcıyı ülkeye çekebilmeniz zaten imkansız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi yatırımcı öncelikle güven ister. Nedir bu güven? Hukuka güven ister. Can ve mal güveni ister. Eğer siz bunları da veremezseniz, tam da bu noktada o hal ilan ederseniz, siz ülkeyi resmen, zaten ülke şu anda uçurumdan aşağı yuvarlanıyor ama tutulamaz, geri dönülemez bir noktaya sokarsınız ve dünyayla olan bağlantılarınızı birini kesmiş olursunuz. Ben İzzet Özgenç'in kendince bir nabız yokladığını, AK Parti'nde bakalım ne olacak deyip, dün özellikle dün onda açıklama yapılmamasını, yoksa dün de açıklama yapılabilirdi. Kesinlikle. Bugüne bırakılmaması gerekiyordu. Aradan bayağı bir zaman geçti. Dün hemen çıkıp şak diye açıklamalarını yapıp, hayır böyle bir şey yok, bu İzzet Özgenç'in
kendi fikridir diyebilmeleri gerekiyordu ki tartışmalar hemen sonlansın. Ama yaklaşık bir 36 saat beklendi. 36 saatin sonunda herkes hayır ola o hal ilan edilemez ve benzeri üst perdelerden açıklamalar yapıyor. Bu arada şey de çok kısaca değinmek istiyorum. Cenab-ı Hakçı'nın istifası da çok enteresan. İlk kez bir tanesi bir kamu görevlisi affını istemeden